Biden dedi ki şiir edildi. Arkadaşlar günaydın, hayırlı sabahlar. Öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir okuyalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeler kesinlikle yatırım tavsiyesi ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerimden ibarettir. Arkadaşlar günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı günleriniz olsun. Arkadaşlar dün İsveç'in NATO ile ilgili beklenen haber geldi. Yani Türkiye'nin onay vereceğinin bilgileri geldi. Ama tabii hani meclise sunacak. Hemen bugün onaylayacak, İsveç NATO'ya girmeyecek. Meclise sunacak. O da hemen bugün de meclise sunacak. Yakın zamanda meclise sunulacak. Meclisten geçer ise, yani %90'la bence geçer. Geçerse İsveç NATO'ya girecek. Bu da Türkiye'nin de bazı talepleri oldu tabii ki bu İsveç'in NATO'ya girmesiyle ilgili. İşte bence benim kendi şahsi fikrim Halkbank davası, F-16 davasından dolayı bunda borsamızda bulunan bu hisselerde ben bugün hareketler olacağını düşünüyorum. Endeksimiz en az artı 2'ye yakın bir civarda açılış yapacak. Yani endeksimiz kaçta? 6270'den kapatmıştı. Bir 6400'ü bugün deneyeceğiz. Bugün bir 6400'ü dener isek bundan sonraki destek noktamız 6200 olacaktır. 6400'ü denersek alt destek noktamız 6200 olacaktır. Pozisyonlarınızı alın. Emniyet kemerinizi takın, pozisyonlarınızı alın. Asla 5700'ün altına gelmediği sürece borsadan korkmayın. Hatırlarsanız 3-4 gün önceki çektiğim videoda da 4-5 hisse söyledik. 2-3 tanesi tavan, 2-3 tanesi 4-5 ve ondan önceki videomda da dedim ki arkadaşlar borsadan korkmayın, gömülün, gömülün dedim. Tekrarım ediyorum ama temkinli olmayı unutmayın. 5700'ün altına gelmediği sürece yolumuza devam ediyoruz. Hayırlı günleriniz olsun.